Eagle Houston, you're looking good. 21 saat 36 dakikalık ay yüzeyi çalışmalarının ardından aya ayak basan ilk insanların geri dönme zamanı gelmişti. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin eve dönüş yolculuğuna başlıyordu. 11'in eve dönüşünden sonra geride ne bıraktığını bu videoda görmeye çalışacağız. O zamandan bu zamana kadar kimsenin ziyaret etmediği en büyüleyici çalışma alanlarından birini görmeye hazır mısınız? Astronotların ay yüzeyinden ayrılmaları sırasında Buzz Aldrin, motordan çıkan gazın etkisiyle ay yüzeyindeki ay tozlarının havalandığını ve bu etkiyle yüzeye bırakılmış olan Amerikan bayrağının yere düştüğünü görmüştü. Bu bayrak ay yüzeyi için özel tasarlanmıştı. Ay yüzeyinde hiç hava olmamasından dolayı bayrak kendi kendine dalgalanıyormuş gibi görünmesi için yatay bir aparat eklenmişti. Bayrağın kendisi normal naylondan yapılmıştı ve özel bir malzeme kullanılmamıştı. Bayrakla birlikte hiçbir amacı olmayan başka şeyler de ay yüzeyinde terk edilmişti. Fırlatma bölümünün ayaklarından birinde iliştirilmiş bir sabit plaka bulunmaktaydı mesela. Bu metal plaka Apollo 11 ekibinin ve Amerika Başkanı Richard Nixon'ın imzasını taşıyordu. Ayrıca astronotlar yüzeye özel anlamları olan bazı şeyler de bıraktılar. Bu eşyalar Buzz Aldrin'in sol cep kısmında taşınmıştı ve neredeyse oradan ayrılırken bunları oraya bırakmayı unutuyorlardı. Armstrong'un aklı başına merdivendeyken gelmişti ve ay modülüne binmeden önce bunları olması gereken yere bırakmak için geri döndü. Bunlardan birisi Apollo 1 görevindeki astronotların görsellerini taşıyan rozetti ve 2,5 yıl önce trajik şekilde ölen bu astronotları anmak için oraya götürülmüştü. Apollo 1'in kabin içi alev almış ve bütün mürettebat modülün içinde yanarak can vermişti. Astronotlar iki ayrı rozeti de Rus kozmonot Yuri Gagarin ve Vladimir Komarov anısına bırakmışlardır. İki uzay gezgini iki farklı trajik olayda hayatlarını kaybetmişlerdir. Soğuk savaş etkisi hala görülüyor olsa da buradaki tek amaç uzay keşifleri için hayatını kaybeden insanlara saygıda bulunmaktı. Oraya götürülen başka bir nesne de uluslararası işbirliğini temsil eden bu silikon disk idi. 73 ülkenin mesajlarını içeren bu disk, bununla birlikte bu görevle ilgili yetkilendirilmiş olan üst düzey yöneticilerin isimleri gibi bilgileri de içeriyordu. Astronotlar ayrıca altından yapılma bir zeytin dalını da oraya bıraktılar. Ulusal barışı temsil etmeyi amaçlamışlardı. Bu ürünlerin yanına bazı deneyler için kullanılmış cihazlar da görmek mümkün. Mesela yüzeydeki titreşimleri algılayan bu sistometreyi bunlardan biri olarak sayabiliriz. Bu ürün sismik hareketlerin kuvvetini ve yönü gibi bilgileri kaydedip dünyaya gönderiyordu. Ancak Ay'a inişin 3. haftasından sonra bir şekilde dünyaya veri gönderme işlemi son buldu. Bu cihazın bozulmasına gündüz vakitlerindeki aşırı ısınmanın sebep olduğu düşünülüyor. Gece gündüz sıcaklık farkı ay yüzeyinde belirgin şekilde farklıdır. Dünyadan çok daha sert bir şekilde yaşanır bu sıcaklık farkı. Bunun en önemli sebebi güneşin ısısını absorbe eden bir atmosfer tabakasının bulunmamasıdır. Burada bırakılan başka bir deneysel cihaz da lazer ayna yansıtıcısıdır. Bu ayna üzerine gelen ışığı aynı doğrultuda tamamen yansıtabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu da şu anlama geliyor. Dünyadan bu aynaya lazer ışını yöneltebiliyoruz. Işık hızının bilinmesiyle bu durum bize ayın uzaklığını sürekli olarak ölçme imkanı sağlamaktadır. Ve bu deney günümüzde hala çalışan tek deneydir. Diğer bütün deney ve çalışmalar astronotların arkalarında bıraktığı izlerle takip edilebilmektedir. Astronotların yüzey kayaları topladıkları,
yüzeyi delerek zemin etüdü yaptıkları çalışmaların izleri hala durmaktadır. Hatta orada durdukları sürece dünyanın manyetosferindeki solar rüzgarları ölçebilmek için özel bir kağıt bile asmışlardı. Bu cihazların sadece izlerinin kalmasının en önemli sebebi astronotların bu ürünleri tekrar dünyaya getirmek zorunda olmalarıydı. İniş takımlarının yanında bir grup terk edilmiş ürün de görülmektedir. İşte bunlar insanlığın orada bıraktığı çöplerdir. Ekip yanında birçok kaya örneği toplamıştı ve bunların dünyaya getirilmesi için o kadarlık ağırlıkta daha önce kullanılmış olan şeyleri ay yüzeyinde bırakmaları gerekiyordu. Ayrıca aya ilk ayak basmayı ve Amerikan bayrağının dalgalanmasını kaydeden siyah beyaz kamera da ay yüzeyinde bırakılmıştı. Bütün bu anılara, çöplere ve eşyalara ek olarak astronotlar ay yüzeyinde ayak izlerini bırakmışlardır. Bu durum günümüzde hala birçok metafor için kullanılmaktadır. Bu ayak izleri ay yürüyüşünün en güzel kanıtları olarak hala orada durmaktadır. Astronotların kat ettikleri yol hala ay tozlarının üzerinde çok net şekilde görülebilmektedir. Ve hatta çalışma alanından uzaklaştıkları en uzak noktaya giden izler hala bütün büyüleyiciliği ile gözlemlenebilmektedir. Bu bahsi geçen izlerde araç testleri yapılırken Neil Armstrong kendi inisiyatifiyle Batı kraterine doğru planlanmamış bir sürüş gerçekleştirmişti. Astronotlar bölgeden ayrıldıktan sonra beklenen site alanının günler, haftalar ve yıllar içinde değil, 10 yıllar, 100 yıllar, hatta binlerce yılda bile çok az değişime uğraması bekleniyordu. Bugün astronotların oradan ayrılmasının 55 yıl olmasına rağmen solar rüzgarların site alanında göz ve görülür bir değişiklik yaptığı gözlemlenebiliyor. Koruyucu bir atmosfer olmadan güneşten gelen güçlü solar rüzgarlar ve güneş ışığı orada bırakılan materyallerin ciddi anlamda zarar görmesine sebep oldu. Şu anda büyük bir çoğunluğun kabul etmesine göre orada bırakılan Amerikan bayrağının renklerinin çoktan solduğu öngörülüyor. Solar rüzgarlara ek olarak aşırı hava olaylarıyla birlikte 14 gün 100 derece sıcaklığa maruz kalan cihaz var. Sonraki 14 gün -150 derecede sıcaklıkta kalmışlardı. Bu sıcaklıklardan dolayı naylondan yapılmış bayrak büyük ihtimalle erimiş ve birbirine yapışarak parçalanmıştır diye de düşünülüyor. Sahip olduğumuz bilgiler ışığında oradaki malzemeler ay tozları tarafından kaplanıp bu ortam koşullarından korunabilir. Bunlar sadece ne olabileceği ile ilgili öngörüler. Ancak şu bir gerçek, oradaki terk edilmiş site her ne kadar dünyadaki arkeolojik alanlar gibi korunaklı olmasa da hala araştırma yapılabilecek imkanları bize sağlamaktadır. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşarak bana da katkıda bulunmayı unutmayın.